Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda Fortuna Sittard'dayız ve bugün yapacağımız konsepte daha da fazla Türk futbolcu transfer edeceğimiz bu kulübü rebuild yapıp Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırmaya çalışacağız. Burak Yılmaz'ı, Oğuzhan Özyakup'u, Doğan Erdoğan'ı var şu an mevcutta. Türk sayısını arttıracağız. Videoya geçmeden önce de like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerden 2000 like bekliyorum bu videoya. Hazırsanız başlayalım mı? Şimdi kadroyu göstereyim. 5-2-1-2 oynuyorlar. Kesinlikle devam ettirmem bu sistemi. Doğan Erdoğan 66, Oğuzhan 73, Burak Yılmaz da 78 ile şu an takımdaki önemli isimler arasında yer alıyor 3 futbolcu da. Tabii en yeteneklisi Burak Yılmaz. En değerli futbolcumuz Inigo Cordoba. 7,5 milyon euroluk değeri var. Hiç fena değilmiş. Sonra Burak Yılmaz diye devam ediyor liste. Kiralık gelen çok fazla isim var. Yani bu adamları gönderme ihtimalim yüksek. İyi transferler yaparsak. Transfer bütçemiz 6 milyon euro. Maaş bütçesi de 38 bin euro. Altyapıda çıkarılabilecek bir isim var mı derseniz maalesef yok. Özellikle bu yamayla birlikte daha önce olmayan oyuncuları da transfer etmeye çalışacağız Türklerden buraya. Ve ilk transferimiz de stopere Ajax'tan Ahmetcan Kaplan olacak. %10'luk bir pay koydular. Bizim için sıkıntı değil. İkinci bir transferle dörtlü oynayacağımızı varsayarsam eğer stoper transferini bitirebiliriz. Emrecan Uzunhan Beşiktaş'tan Fortuna Sittard'a gelmek üzere. 2 milyon euroya düşürdüm teklifi ve anlaştık. Şu adam sanki daha önce Türkiye'de oynadıydı gibi geldi bana. Bu isim nedense yabancı gelmedi. Bilen varsa yorumlarda yazabilir bu arada. Sağ kanat için Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş'ı isteyeceğiz. Hatta bu adamı da ters kanat çalıştırıp bir an önce istenilen seviyeye ulaşmasını sağlayacağım. 70 gene kadar ters kanat, ters bek çalıştırabilirim. Şimdiden bilginiz olsun. Fenerbahçe'nin genç futbolcularından birini isteyeceğiz. İshak Vural 16 yaş 55 gen. O artık Fortuna Sittard'da. Tabi böyle bir rebuild yapıyorsak Torino'da çok önemli bir potansiyel. Oynadığı maçlarda kötü de başlamadı bu arada Emirhan İlkan. Fortuna Sittard'da geliyor. İshak Vural'ı bir an önce sol kanada çekeceğim. Ofansif orta sahada kullanmayacağım. Kanatta kullanmak istiyorum. Ha bu arada bir tane daha Türk varmış. Ben onu görmedim. Tunahan Taşçı var bir de. 20 yaşında 61 gendi. Messi'ye teklif var. 2.450 3 milyon euroda anlaşmak istiyorum. Doğrudan 3 milyon euro teklif ettim. Anlaştık. Cordoba'yı istiyorlar 8.700 ama 10 milyon euro seviyesinde bir teklifi açayım. 9.2'ye çıktılar. 10 milyon euro dedim. Bitti. Umarım Barcelona'da çok iyi yerlere gelir. Kendisini Barcelona'dan oyunda koparıyorum ama bir gün onu 11'de izlemeyi çok isterim. Emre Demir Fortuna Sittard'da. Evet, bir stoper daha transfer etmeye karar verdim. O isim de Galatasaray'dan Emin Bayram. Hatta takasta oyuncu istediler. Ferhat istiyorlar. Olur. Ve tabii ki genç Türk futbolcu transfer ediyorsak Arda Güler de bu takıma gelecek. Bu arada Fenerbahçe Emrecan'ı bizden istedi. Yani 3 milyon euroya çıkardık teklifimizi. Şu adamı kulübüne geri gönderiyorum. Besit'i de kulübüne geri göndereceğim. Yani öyle kolay kolay sağ bek bulunamıyor ne yazık ki Türk olunca. En iyi genç sağ beklerden biri Mert Müldür'dür. Ona parayı basacağız ve Fortuna Sittard'a getireceğim. 4.450. Umaro Embalo takımdan ayrılmak üzere. Bir yandan da Deroy Duarte'yi Alanyaspor istiyormuş. 1.750. Sol bekimizi istiyorlar Cox. 4.2'lik bir geri dönüş yaptık ve anlaşıyoruz. Royal Jansen de gitmek üzere. Bu arada Oğuzhan Özyakup'a da teklif geldi Ren'den. Oğuzhan'ı gönderiyorum abi. Orta sahada farklı planlarım var. Oğuzhan'ın gelişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Angers de teklif yaptı Oğuzhan için. Ivo Pinto sağ bekimizi istiyorlar 800 bin euro. Rangers tercihinin doğru olup olmadığından emin olmadığım bir futbolcu var şimdi karşımızda. Rıdvan Yılmaz. Sol beke onu getireceğiz. 4.800 istediler. Takas da keşke Doğan Erdoğan'ı kabul etselerdi. Orta saha rotasyonuna Galatasaray'dan Hamza Akman. 600 bin euro dedim. Kaleci transferine de geldik. Ren'den Doğan Alemdar. Pay da verdim. 4.750 %20 pay. Bu arada Arda Güler'i orta sahaya çekeceğim. Ana planlamalarımızdan biri bu olacak. Tijani Nostin 860 bin euro karşılığında takımdan ayrılmak üzere. Bek rotasyonu için hedef Karagümrük'ten Emir Tintiş 700 bin euro dedim. Pabayı istediler. Tamam, takas benim işime gelir. Oyuncuları göndermek istiyorum zaten. Ivor Pandur kulübüne geri gidiyor. Bir diğer kalecimize Antalya Spor'dan teklif var. 1.800. Tunahan Taşçı için kiralama teklifi var. 2 yıllığına göndermek istiyorum. Bir de takaslı bir teklif geldi sağ bekimize. Hayır. Sadece para istiyorum. Yedek kaleci ihtiyacımız olacak. Muhammed Şengezer Başakşehir'den. Remy Vita'yı takasla istiyorsanız madem öyle 410 bin euro anca veririm.
530 bin euro %10 pay. 889 bin euro Mike için. Bir yandan Tom Hendricks'i de göndereceğiz gibi. 19 yaşındaki stoperimize de teklif geldi. Oger Wors. Burak Yılmaz'ın ardına yedek bir forvet getirmek istiyorum. İstanbulspor'la görüşeceğiz. Takasta bir tane oyuncu vereceğim. O isim de stoper olacak. Dimitrios Siovas. Üstüne 1 milyon euro. Yine hem orta saha hem ofansif orta sahada kullanabileceğimiz rotasyonda Kerem Şen'i Trabzonspor'dan Fortuna Sittard'a getiriyoruz. Doğan Erdoğan'ı serbest bırakacağım. Orta sahada genç oyuncuların oynamasını istiyorum. Yine Rodrigo Gut bu takımda serbest bırakılacak bir diğer isim. Takım kadrosu da şu an bu şekilde. Ya Gladon kaldı abi. Çok bir şey de yapabileceğini zannetmiyorum. Orada takılır bu sene. Yine Emir Tintiş'e sağ bek çalıştıracağım. Ters bekte bir senede 70'e ulaşmasını istiyorum. İshak Vural an itibariyle sol kanat oldu. İshak da sağ kanat çalışacak. Bir şekilde hem İshak'tan hem Emirhan Delibaş'tan maksimum verimi almak istiyorum. Takım kadrosu da hazır. Bu seneye hazırız. İlk sene daha genç ağırlıklı transferlerle gittik. Bu adamlar geliştiği zaman daha tecrübeli Türk futbolcuları da Fortuna Sittard'a getireceğiz. İlk sene sonuna geldiğimizde Fortuna Sittard 7. PSV şampiyon oldu. Bence iyi bir sene geçirdik. Kupaya geldiğimizde ikinci turda elendik başladığımız gibi. Nijmegen şampiyon. Süper Kupa Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Barcelona, Avrupa Ligi bu sene Manchester United ve Konferans Ligi ise West Ham United'ın oldu. Kadroya gelecek olursak sene sonu itibariyle özellikle İshak Vural ve Emirhan Delibaş'ın 65-64 seviyelerine gelmeleri muazzam bir gelişme. Arda Güler çok az gelişti ama orta saha olmasına çok az kaldı. Doğan Alemdar artı 3 demiş bu sene. Biraz daha gelişebilir de diye düşünüyorum ya. En azından artı 1 daha. Ama maç sayısı da birazcık az. Bundan da etkileniyor futbolcular. Onu da söylemek lazım. Rıdvan Yılmaz artı 4 dedi. Emir Tintiş artı 6 dedi. Ahmet Can Kaplan artı 4. Emre Can Uzun artı 4. Emin Bayram artı 4. Üçü de 70 oldu. Aynı anda artı 4 arttılar. Mert Müldür artı 5'i gördü. Emirhan artı 4. Kerem Şen artı 5'i gördü. Hamza Akman artı 4 dedi. Arda Güler artı 3 dedi ama orta saha almasına sadece 5 hafta var. Sonrasında gaza basacaktır diye düşünüyorum. Emre Demir 70'i buldu. Turan Taşçı kiralık gittiği kulüpte artı 3 dedi. İshak Vural artı 9. Emirhan Delibaş artı 9 gelişti ve bir yandan da Burak Yılmaz yani takımın kaptanı eksi 4 düştü. En iyi performans Burak Yılmaz'dan geldi, sonra Emre, Arda, İshak Vural ve İbrahim Yılmaz diye devam etmiş liste. Çok gelişecekler, çok zamana ihtiyacı var bu takımın. En değerli oyuncumuz şu an için Rıdvan Yılmaz. Kulübümüz 15 milyon euroya yakın kar elde etti bu sene. En fazla forma tabii ki de Burak Yılmaz'dır o diye düşünüyorum. Üçüncü sırada da Yılmaz var. O da İbrahim Yılmaz. Krallıklara geldiğimizde ilk 15'te gol krallığında bizden kimse var mı? Burak Yılmaz var 9 golle. Asist krallığında 14 Arda Güler, 15 Yılmaz. Hangisi bilemedim şu an. Herhalde Burak Yılmaz'dır ya. Gol yenmeyen maç sayısında ise Doğan Alemdar 10. 2 Yılmaz bir takıma fazla oldu. Evet, Burak Yılmaz'ın 4 asisti varmış. Yeni sezon başlıyor. Bütçe ne kadar verildi? 11 milyon euro. İyi de bütçe geldi. Bu sene hazır bu kadar bütçe verilmişken 5'e 5 yıldızlık 4 milyon euroluk yetenek abisi tuttum. Bu adamı da Türkiye'ye yolluyorum. 2-3 tane yetenek lazım bize. İkinci sene transfer yapmama kararı aldım. Oyuncuların antrenman planlarını güncelleyip sene sonuna doğrudan gidiyoruz. Bu arada hiç kullanmayı düşünmedim. Michael Verips serbest bırakılıyor takımda. Bu seneye Fortuna Sittard hazır. Bir de sene başı itibariyle istediğimiz pozisyon değişikliği de nihayet oldu. Arda Güler orta saha. Öncelikle iki tane önemli yetenek bulduğumuzu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Biri Enes Burak Gazi. Ya potansiyeli fena değil. Bu adam rotasyon kalecisi olur. Diğeri çok iyi ya. Fatih Dursun'un hem potansiyeli iyi hem de kendi geni de çok yüksek. 16 yaşına gelene kadar da sol kanat çalıştırırsan bu adamı, bu adamdan olur. Bir şey söyleyeyim mi? Hatta bu adam forvet bile olur. Forvet daha iyi olur. Samet Günverdi'yi defansif orta saha bulduk. Bu adam yanlış mevkinin alasında. Hedef sağ kanat. İkinci sene sonundayız. Hollanda'da bu sene Ajax çok gerilerde kaldı. Fortuna Sittard ikinci. Seneye Avrupa'ya gidiyoruz. Gelin bakalım kupada ne yaptık? İkinci turda 2-0'lık galibiyet. Yarı final. Ama yarı finalde PSV'ye elendik. PSV şampiyon oldu. Süper Kupa Barça, Şampiyonlar Ligi Leipzig, Avrupa Ligi kazananı Liverpool'du.
Konferans Ligi'ni ise Atalanta aldı. Beşiktaş da yarı final görmüş hatta. Sezon sonu itibariyle takım kadrosuna baktığımızda İshak Vural ve Emirhan Delibaş'ın artık ters kanat çalışmaları bitti. Yani yeni sezon itibariyle buna devam ettirmeyeceğim. Zaten inanılmaz bir seviyeye geldiler 2 yılda sadece. Bununla birlikte Doğan Alemdar kalede artı 6 gelişti. Kendisini buldu bu sene. Yine antrenman planını değiştirince daha da hızlı gelişecek gibi duruyor. Muhammed Şengezer artı 2 dedi. Enes Burak Gazi artı 2 dedi. Üçüncü kalecimiz olacak zaten kendisi. Rıdvan 80'e ulaşmak üzere. Emir Tintiş de artık ters bek çalışmayı bırakmak üzere. O da 70 üstüne ulaştığı için bunu noktalıyoruz. Ahmetcan Kaplan artı 4. Emrecan Uzunan artı 5 dedi. Emin Bayram da artı 3. Geçen sene hepsi eşitti, bu sene farklı artışlar gördük. Mert Müldür 80'e ulaştı. Arda Güler 73 dedi. Emirhan artı 5 dedi. Kerem Şen ve Hamza Akman yine çok iyi arttılar. Emre Demir artı 5 dedi. Tunahan Taşlı da 66 olarak geri dönecek. İshak Vural artı 10. Emirhan Delibaş artı 9 gelişti. Ayrıca Burak Yılmaz da eksi 4 düşüşle 69'a düştü. İbrahim Yılmaz 74'ü buldu. En iyi performans da İbrahim Yılmaz'dan geldi. Sonra İshak Vural, Emirhan Delibaş, Mert Müldür, Burak Yılmaz diye devam ediyor liste. Arda Güler'in de 10 asisti var. Takımın en asistçi futbolcusuydu. En değerli futbolcu şu an Doğan Alemdar. Emirhan Delibaş'ta da artık yeni bir antrenman. Yine bir yandan İshak Vural'a da yeni antrenman veriyorum. Şimdi gelelim altyapıya. Bizim Fatih Dursun hala forvet olamadı. Çevirelim ne olacak çok merak ediyorum. 65'e yükseldi oyuncu gelmeden daha. Harika ilerliyor. Altyapıda bir tane daha pozisyon değişikliğimiz var. MDO'dan sağ kanada artı 17 arttı. Neler görüyoruz, neler bugün. Diğer oyuncular da bu arada fena değiller. Samet Günver A takıma gelip kiralanabilir. Ama yeni sezonda alacağım hepsini. Bu sene 13 milyon euroluk bir kar elde ettik. En fazla Mert Müldür'ün forması satıldı. Krallıklarda gol kralı Danilo, ikinci İbrahim Yılmaz bizden. Asist kralı Arda Güler oldu. Gol yenmeyen maç sayısında da Doğan Alemdar 1. Üçüncü sene Fortuna Sittard'da başlıyor. Bütçe 21 milyon euro. Taner Göçek A takıma gelecek. Eren Doğan A takıma gelecek, evet. Yine Samet Günver de A takımda bundan sonra. Bu futbolcuları hatta bu sene kiralamayı deneyeceğim. Umarım istediğim gibi de kiralarım. Tunahan Taşçı'da da pozisyon değişikliği olacak yakında. Evet, artık onu transfer etme zamanı geldi diye düşünüyorum. Cem Ali Doğan forvete. Diefeld'den. İbrahim Yılmaz'ı satacağız. Cagliari istiyor, 5.7 dediler. 6.9'a çıkardım teklif. Taner Göçe'ye kiralama teklifi geldi. Bu arada Samet Günver'i de istiyorlar. Kiralık olarak onu da göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fortuna Sittard'ın rakibi Kopenhag. Takım olarak elimizden geleni yapacağız. Kötü bir takım değiliz bu arada. Burak Yılmaz forvette, 2-2 bitti. Burak gol de attı. Samet için anlaşamadık. Hamza'yı kiralamak istiyorlar bu sene. Kopenhag rövanş maçı. Rakipte Cornelius da var. Tanıdık isim de var. 2-0 kaybettik. Babakar ve Arasson. Ne yazık ki eğleniyoruz. Samet'e 2 yıllığına kiralama teklifi geldi. Bundan sonra Samet'te. Ve Fatih Dursun A takıma geliyor. Avrupa Ligi'nde Inter, Başakşehir, Aalborg rakipler. Ya burada 2-3 Başakşehir'le çekişiriz gibi gelmeye başladı bana nedense. Hani kadro hücum anlamında mükemmel değil. Yeni forvet adaylarını bir şekilde oynatmaya çalışıyorum. Burak Yılmaz da orada formayı bırakmıyor. Gerekirse Cemali Doğan ya da Fatih Dursun'u devre arasında kiralarım diye de düşünüyorum. Bakacağız. A grubunda Inter birinci, Fortuna Sittard ikinci, Başakşehir sonuncu oldu. Ön elemede rakip Roma. Bu arada Fatih Dursun'a kiralama teklifi var. Porto'dan geldi hem de. Fatih Dursun Porto'da. 2 yıllığına kiralandı. Roma maç 1. Kendi evimizde Hollanda'da 3-1'lik galibiyeti aldık. Rövanş günü. Hadi çocuklar. Bir üst tura. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Cem Ali Doğan tek gol attı. Sanıyorum ki daha zorlu bir kura çekemezdik. Son 16'da Juventus. Hollanda'daki maçla başlıyoruz. Roma'ya yaptığımız tarifi olmalıydı bence. 4-2 kaybettik. Burak yine gol attı ya. Roma'ya karşı da attıydı. Adam atıyor ya. Rövanş günündeyiz. 4-2'nin rövanşında çok zor deplasmanda. 1-1 90'da Burak gol attı. Hollanda'da sene sonuna geldik. Ve şampiyon Fortuna Sittard. Başardık bu sene. Kupada 3-1'lik birinci tur galibiyeti. Sonra Sparta Rotterdam'a penaltılarla elendik. Nijmegen şampiyon. Süper Kupa Leipzig. Şampiyonlar Ligi Sevilla'nın oldu. Avrupa Ligi bu sene Leverkusen ve
Son olarak da Konferans Ligi Milan'ın. Kadroya gelecek olursak Cemali Doğan artı 5 gelişti. O çok önemliydi. Doğan Alemdar 84'e ulaştı. Rıdvan Yılmaz 83 dedi. Emir Tintiş bek rotasyonunda bence yeterli seviyeye geldi. Ahmetcan artı 3, Emrecan artı 3, Emin Bayram artı 3. Abi stoperlerin artışı muazzam. Yani neredeyse aynı seviyede gidiyorlar. Ama çıktıkları maç sayıları da neredeyse aynı. Mert Müldür artı 2 dedi bu sene. Eren Doğan artı 6 gelişti. Onda ters bek var çünkü. Arda Güler artı 5, Emirhan İlkan artı 5 dedi. Hamza Akman kiralandı kulüpte artı 3 gelişti. Emre Demir 78'e ulaştı artı 3 ile. İshak Vural 80'i buldu. Taner Göçek kiralandı kulüpte artı 7 dedi. Emirhan Delibaş 79. Samet Günver kiralandı kulüpte artı 10 gelişti. Cem Ali Doğan artı 5, Burak Yılmaz eksi 4. Acaba Burak nerede sıfırlayacak kendini? Düşüş anlamında. Çünkü 40 yaşına geldiğinde oyuncular artık genel olarak düşmüyor. Burak Yılmaz'ın da bir an önce 40 yaşına gelmesi lazım. Fatih Dursun da artı 4 gelişti Porto'da. Ve en iyi performans Arda Güler'den geldi bu sene. Sonra Emirhan Delibaş, İshak Vural, Cemali Doğan, Burak Yılmaz diye devam ediyor liste. Emirhan İlkan'ın asist sayısı takımın en asistçi futbolcusu olduğunu gösteriyor. En değerli oyuncumuz şu an Arda Güler. Sene sonu itibariyle 45 milyon euro kar elde ettik. En fazla forma Arda Güler'in satılmış. Krallıklara geldiğimizde 10. Arda Güler, 11. İshak Vural bizden. Asist kralı Emirhan İlkan 3-4 de Fortuna Sittard'dan. Gol yemeyen maç sayısında da Doğan 2. Yeni sezon başlıyor. Pozisyon değişikliğiyle başlayacak. Tunağan Taşçı sağ kanat. Ayrıca transfer bütçemiz 40 milyon euro. Ama bu sene transfere para harcamayabiliriz. Yani yapılacak maksimum transfer bir tane ofansif orta saha olabilir. Düşündüm taşındım. Transfer yapmayacağız bu sene. Ve Burak Yılmaz artık 63'e düşmeyecek gibi duruyor. Kalan süre yok görünüyor. Taner Göçek'i 1 yıllığına Genk'e göndermek üzereyiz. Bu sene yapacağımız transfer bu kadar. Bir oyuncuyu kiralık olarak gönderdik sadece. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Real Madrid, Juventus, Slavia Prag. 1 ve 2'den çok zorlu rakipler geldi. Çok zorlu bir kuraydı. Biz sonuna kadar mücadele ettik. 10 puan Juventus'ta aynı puanı topladık ama Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi'nde ise rakip Lyon. Bu arada Fatih Dursun'u devre arası itibariyle kulübe geri çağırıyorum. Artı 2 arttı. Başka kulübe kiralık olarak göndereceğim. Yani Porto'da adam gelişmemeye başladı. Geldik ön elemede Lyon maçına. Galibiyet deplasmanda 3-1. Dursun ve Doğan attı. Ya Fatih Dursun ne yazık ki devre arası kiralık olarak gönderilemedi ama bu saatten sonra bizde devam edecek. Rövanş gününe geldik. Son 16'ya adım adım 2-1'lik galibiyetle Cem Ali Doğan. Son 16'da Lazio ile oynuyoruz. Bence eleyebileceğimiz bir tur daha. Kendi evimizde Hollanda'da 1-1. Rövanş günü. Merih Demiral Lazio'daymış şu an. 2-1'lik galibiyet. Çeyrek finaldeyiz. Rakip çeyrek finalde Valencia. Avrupa Ligi'nde artık öyle kolay rakip kalmadı. O da bir gerçek. Deplasman 2-1. Hadi çocuklar. Yarı finale gidebiliriz. Ve gidiyoruz. Yarı finalde rakip Dortmund. Yani Dortmund'la finalde karşılaşsaydık çok daha iyi olabilirdi. Biraz kritik maç ama 3-1. Final öncesi son maç. Dortmund mu? Fortuna Sittard mı? Tabii ki de biz. Seneyi tamamladık. Hollanda şampiyonu yeniden Fortuna Sittard. Geldik kupaya. 1-0'lık galibiyet. Sonrasında ikinci turda elendik. Feyenoord şampiyon. Süper Kupa Leverkusen. Şampiyonlar Ligi Barcelona. Real Madrid finali varmış. Avrupa Ligi'nde rakip Rennes finalde. Konferans Ligi finalde görüntüde. Takıma sene sonu itibariyle gelince Doğan Alemdar 85 oldu artı 1 ile. Rıdvan Yılmaz artı 2 ile 85 oldu. Stoperler yine iyi gelişiyor. Emin Bayram arkada kaldı stoperlerde. Ahmetcan Kaplan ve Emrecan Uzunan çok daha iyi geliştiler. Mert Müldür çok yavaşladı bundan sonra gelişim anlamında. Bir de gelişim planına bakmak istiyorum. 11 haftası varmış gerçi. 84 olmak için. Arda Güler artı 4 dedi. Emirhan İlkan artı 5 dedi bu sene. Yine artı 2'ler çok fazla vardı. Emre Demir 80'i zar zor buldu. Buradan sonra da 11 haftaymış 81 olabilmesi için. İshak Vural artı 5 daha dedi. Emirhan Delibaş artı 4 dedi. Onun dışında Cem Ali Doğan bu sene artı 7 gelişti. İnanılmaz bir gelişim kaydetti. 7 hafta sonra 80 olacakmış. Fatih Dursun artı 4 dedi. Burak Yılmaz 64'te sabit artık. Cem Ali Doğan aslında performansı doğrultusunda bir gelişim gösterdi. 35 gol 1 asist. Emirhan, İshak, Arda ve Fatih Dursun diye devam ediyor liste. Emirhan İlkan da en asistçi futbolculardan biri olmuş. Önemli bir asist sayısına çıkmış. En değerli oyuncumuz Arda Güler. Bu sene kulüp 111 milyon euro kar elde etti.
İshak Vural'ın forması en fazla satan forma. Krallıklara geldiğimizde Avrupa Ligi'nde Cemali Doğan gol kralı olmak üzere şu an lider. Asist krallığında iddiamız İmirhan Delibaş'ın 3 tane asist yapmasına bağlı. Gol yemeye maç sayısında ise iddiamız yok. Hollanda'da Doğan Elemdar, Emirhan Delibaş ve Arda Güler, Cemali Doğan, krallar hepsi bizden çıktı. Evet, formaları ayarladık. Avrupa Ligi finali başlıyor. Cemali Doğan'la final başladı. Cemali hala top onda. Cem çekti. Yerde Emirhan. Pas Arda Güler'e. Çok iyi bıraktı. İshak Vural. 1-0. Golle başlıyoruz. İshak Vural attı. Çok iyi paslar. Emirhan'dan Arda'ya. Arda. İsa aldı attıydı aslında. Cemali Doğan. İshak Vural. Hızlandı. İshak Vural. Şimdi verdi pası. Arda Güler'den. Emre Demir'e. Emre Demir. Kaleci Onana. Ortaya Maiga. Raspadori döndü. Raspadori çok rahat verdi İliç Doğan. Arada İliç. Offside yok dedi hakem. Geriye koşamadık. Pas ve Raspadori. Geriye dönemedik. Kontra atakta. Şurada Emrecan Uzunan'ın müdahalesi de yetersiz kaldı. Emirhan müdahale etti. Şimdi Arda Güler. Emre Demir. Sağ tarafa Emirhan Delibaş'a. Emirhan Delibaş. Arka direkte kaçan var. İshak Vural vurdu Onana. İshak Vural aldı. İshak. Şimdi Rıdvan'a geldi o top. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan getiriyor hala. Rıdvan. İshak Vural. Emre Demir döndü. İyi top. Arda Güler'e. Arda Güler. Onana. Raspadori. Topu kaybettiler. Evet, Arda Güler. Emre Demir. Emre Demir'den pas. Emirhan İlkan'a. Emirhan karşı karşıya. Emirhan vurdu 2-1. Kendi hatalarından doğan pozisyonda Emirhan affetmedi. Bir daha izliyoruz pozisyonu. Emirhan İlkan karşı karşıya. Çok rahat. Çok profesyonel. Raspadori bu arada kontra atakta Terry'e aldı topu. Terry'e. Terry'e getiriyor hala. Terry'e vurdu. 2-2. Mert Müldür yetişemedi Terry'e. Orada ittirdik filan ama hiç bana mısın demedi. Carrasco top İshak'ta. Emirhan. Verdi pası. Arda Güler. Şimdi Emre Demir. Burak Yılmaz. Burak. Burak geçti. Burak hocam bu ne ya? 88'de. Direkt kırmızı kart geliyor. Ama Burak Yılmaz. Gole gidiyordu. Gole engellediler. Calo atıldı. Burak Yılmaz. Burak. Verdi pası. Emre Demir. Emre Demir. Vurdu. Emre Demir out. Uzatmalara gidiyoruz. Emirhan Delibaş. Ortayı yaptı Emirhan Delibaş. Arka direkte İshak Vural out. İliç'ten iyi top. Terry'e çok iyi döndü. Mert Müldür bırakmadı bu sefer. Raspadori orta geldi. Kafa vuruşu out. İshak çekti. Ortaya döndü Emirhan. Emirhan'dan pas. Emirhan Delibaş. Ve 3-2. 2 Emirhan işbirliği. Bir daha izliyoruz. Emirhan İlkan. Asisti yaptı. Emirhan Delibaş tamamladı. Maç bitti. 3-2 kazanıyoruz. Burak Yılmaz geldi. Kaptan. Avrupa Ligi kupasını alıyor. Ve şampiyon Fortuna Sittard. Yeni sezona başlıyoruz Fortuna Sittard'da. Bütçe 75 milyon euro. Bu sene rotasyonu birazcık daha güçlendirmek istiyorum. Ofansif orta sahaya Ömer Faruk Beyaz. Hem orta saha hem de ofansif orta sahada kullanabileceğimizi düşündüğüm için İrfan Can Kahveci'yi de Fortuna Sittard'a getiriyorum. İki oyuncuyla da kontratları imzalayacağız. Yola devam edeceğiz bundan sonra. İrfan'ı geldiği gibi orta sahaya çekme planım var. Ve bu sene transferi bitirdi. Süper Kupa rakip Real Madrid. Hadi bakalım ne olacak? Kazanan kim olacak? Bu aslında Şampiyonlar Ligi'ne alıştırma. 3-2 kazandık. Süper Kupa bizim. 3 şut 3 gol. Şampiyonlar Ligi'nde A grubundayız. Barça, Nis, Kiev. Hedef liderlik. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda aynı puanı topladık Barça'yla ama ikinciyiz. Son 16'da Sevilla ile oynayacağız. Liderlik gibi bir kura. Artık ciddiyet zamanı. Sevilla'yı eleyeceğiz. Hollanda'dayız. 1-0 kaybettik. Sinisterra tek gol attı. Hayır ya. Hayır. İspanya'dayız. Rövanş günündeyiz. Hadi galibiyet. 3-1 uzatmalarda Fortuna Sittard çeyrek finalde. Çeyrek finalde rövanş zamanı. Barça ile oynayacağız. Barça, Fortuna Sittard, Camp Nou'da galibiyet arıyoruz. 1-0 kaybettik Ginonto. Rövanşa geldik. Hollanda'da sonuç 3-1 uzatmalarda yarı finaldeyiz. Maç öncesinde oyunculara yeni kontrat teklif ettiydim neredeyse hepsine. Bu işe yaradı. Yarı final
Atletico Madrid. Hadi artık galibiyet almamız lazım. İki maçta da galibiyet istiyorum. 0-0 bitti. Rövanştayız. Kazanan finale gider. 3-1 uzatmalarda. Rıdvan, İshak ve Cem Ali. Sezon sonu yaptık. Hollanda şampiyonu yine Stuttgart. Hollanda kupasına geldiğimizde 2-0. Penaltılarla kazandık. Final Fortuna Stuttgart kupayı aldı. Süper Kupa zaten bizimdi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynayacağız finali. Avrupa Ligi Wolfsburg, Konferans Ligi ise Inter'in. İşte sene sonu itibariyle takım kadrosu görüntüde. Artışlar artık neredeyse artı bir seviyesinde. Stoperler hala artmaya devam ediyor. Arda Güler'le Emirhan artı üçer gelişti bu sene. Emre Demir artı üç gelişti. İrfan Can Kahveci de pozisyon değişikliği olabilir mi? Hayır. Orta sahaya çekememişiz bir türlü. İshak artı dört dedi. Emirhan artı üç dedi. Cem Ali Doğan artı beş dedi. Fatih Dursun da iyi gelişmiş. En iyi performans Cem Ali Doğan'dan geldi. Sonra İshak, Emirhan, diğer Emirhan ve Fatih diye devam ediyor. Arda Güler'in de asist sayısı çok iyiydi. En değerli oyuncumuz İshak Vural. 160 milyon euro kar elde ettik bu sene. Cem Ali Doğan'ın forması en fazla satılan forma. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında Cem Ali Doğan hat-trick yaparsa kral olur. Asist krallığında Arda Güler 2, Emirhan Delibaş'ın 3 asiste ihtiyacı var. Gol yemeyen maç sayısında iddiamız yok. Hollanda'da ise Doğan Alemdar krallığı paylaşmış. Emirhan Delibaş da krallığı paylaşıyor. Cem Ali Doğan da kral. İshak ve Emirhan da 2-3 oldu. Formaları şöyle ayarladım. Kaptanı da yedeğe aldım. Burak Yılmaz'ı. Hadi başlayalım. Cem'le final başladı. Arda kaçtı, aldı topu. Arda Güler götürüyor. Arda Güler içeri girdi. Arda Güler ortayı yaptı. Kafa vuruşu Cem Ali Doğan mı? Hayır, Emirhan İlkan. Fortuna golle başlıyor. Arda Güler orta. Emirhan İlkan gol. Çok iyi tamamladı. Bıraktı. Arnold vurdu. Direkten döndü. Ahmet Can Kaplan. Korner. Hop şimdi onda Mert Müldür'e çok iyi pas Arda Güler'den. Mert Müldür içeri girdi. Ortayı yaptı. Vuruş geldi. İshak Vural. 2-0. Kanat organizasyonları devam ediyor. Bu sefer de sağ kanattan Mert Müldür ortayı yaptı. Arka direkte bomboş İshak. Emre iyi oynadı. Arda Güler vuruş geldi. Çok kötü. Geçti. Mason Mount. Orta geldi. Mert Müldür karşıladı. Emirhan İlkan. Emirhan yıkıldı. Kalktı, aldı topu. Şimdi Emre Demir. Emre Demir çok sert hareketler. Emre Demir pası verdi. Emirhan İlkan hızlandı. Emirhan İlkan 3 oldu. Düştü ama yılmadı. Bir daha izliyoruz. Çok iyi top. Emirhan İlkan karşı karşıya 3-0. Pas Arda Güler'e. Arda Güler'den sağ tarafa Mert Müldür'e. Mert Müldür ortayı yaptı. Emre Demir. Korner. Arda Güler orta. Emre Can Uzunan. Bir korner daha. Arda Güler orta geldi. Kafa vuruşu, boşta kalan top Kurtuğa. Şimdi Cem Ali Doğan çok iyi çekti. Cem Ali Doğan korner. Boşta kalan top, vuruş geldi. Penaltı dedi hakem. El var. Cem Ali Doğan topun başında. Cem Ali Doğan 4-0. İşte görüntüde Cem Ali Doğan. Bellingham geçti. Bellingham karşı karşıya kaldı. Bellingham out. Bellingham'dan Vinicius. Şimdi Lautaro Martinez. Vinicius kaçtı aradan. Vinicius götürüyor. Vinicius Emrecan Uzunan'a çarptı top. 4-1. Kafasına çarptı ya. Tamam etkili geldiler de. Gol çok şanssız. Şuraya çarpmış. Kafaya da değil. İshak Vural. İshak Vural müthiş geçti. Pası verdi. Şimdi Cemali Doğan. İshak Vural aldı yeniden. İshak götürüyor. İshak çekti. İshak verdi pası. Emre Demir. 5-1. İshak tek başına attırdı golü. İshak Vural tutulamadı orada. Sonda da pası güzel verdi. Atura Martinez. Tchouameni. Tchouameni. Tchouameni verdi pası. Martinez. Tekrar Tchouameni. Çok iyi oynadı Mason Mount. 5-2. Etkili geldiler. Yani Tchouameni'nin tekte çok iyi pası var. Rüdiger. Tchouameni. Etkili oynadı yine. Mason Mount karşı karşıya. Mason Mount. 5-3. Son dakikalarda ivmeyi çok rahat yakaladı Real Madrid. Biz de oyundan biraz koptuk gibi. Ve maç bitti. 5-3 kazanıyoruz. Kaptan geldi. Burak Yılmaz'ın ellerinde kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Fortuna Stuttgart. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.